bu konuyu hukuk sahikiyle açıklamaya çalışanlara eleştirmiyorum tabii bunu ama birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum. Şu an hukuktan hak, adalet, vicdan ve liyakati çıkardığınızda elinizde ne kalıyorsa Türkiye yargısı odur. Tam da bu nedenle AKP'nin kurduğu bu düzene karşı had bildiren 7 Haziran 2015 seçiminin hemen ardından gayri resmi olarak başlayan, Allah'ın lütfu olarak görülen 15 Temmuz kalkışmasından sonra da resmi olarak adı konulan anayasasızlık halinin, hukuksuzluk rejiminin yargı eliyle tüm kamuoyuna ilan edildiği bir süreçtir bu. Evet, Türkiye'de bakın bu karar bize diyor ki, meclisin imza attığı AKP ve MHP'li vekillerin de yardımıyla imza atılan bu haysiyetsiz karar diyor ki, Türkiye'de hiçbir yurttaşın hukuki güvencesi yok. Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil. Şu an iktidarı ve güçlü olmanın getirdiği nimetleri zulüm, baskı olarak uygulayanlar da dahil olmak üzere. Ama ben bu iktidarın kurduğu alçaklığa, hukuksuzluğa karşı direnenlere ve itiraz edenlere bir çağrıda bulunarak bitirmek istiyorum. Türkiye'de hiçbir yurttaşın hukuki güvencesi yok dedik ama bu hiç kimseyi korkutmasın. Bu ülkede korkacağımız tek şey var. Bu alçaklığa diz çökmek, bu çeteye teslim olmak. Bundan başka korkacak hiçbir şeyimiz yok. Can haklılığının ve meşruiyetinin gücüyle orada dimdik yatar, hiç sorun değil. Hapse girmekten korkmaz, hapiste kalmaktan korkmaz. Başını eğmekten korkar. Haysiyetini yitirmekten, onuruna sahip çıkamamaktan korkar. Bugün AKP Grup Başkan Vekili mecliste konuşma yaparken iktidarın sıralarını dolduranlar alkışladılar ya. Bakın neyi alkışladığının bile şuurunda olmayan bir cahiller sürüsüyle karşı karşıyayız. Bu kadar. Tekrar ediyorum. Bu çeteye teslim olmaktan, diz çökmekten korkmuyorsanız herkes bu mücadeleye destek vermek zorunda. Kadınların, emekçilerin, doğal katliamına direnenlerin, hayvan hakları mücadelesi yürütenlerin, LGBTİ artıların, Kürt kalmanın, Kürt olmanın haysiyetiyle direnen, Kobane davasındaki hukuksuzluklara karşı direnen arkadaşlarımızın yanında olmanız bir yurttaşlık borcudur. Bu da böyle biline. Evet, bugün Türkiye tarihinde 30 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çoğunluğunu işgal eden ve saray talimatıyla hareket eden MHP ve AKP çoğunluğu bir onursuz kararı imza attı. Bütün engellemelerimize rağmen maalesef bu kararı okudular ve canın vekilini düşürdüler. Ama burada iş bitmedi. Bu meclisten bu tür yasalar geçti ama Ömer Gergerlioğlu gibi tekrar o meclise geldi. Biz şuna inanıyoruz. Bugünkü yapılan aslında aynı zamanda canla beraber bu ülkenin anayasasının canını okumak anlamına gelen bir sonuç çıkarttı. Bir arkadaşlarımızın dediği gibi anayasasızlık haliyle meclisin kararıyla karşı karşıya kaldık. Evet, hukuk yok, adalet yok, her türlü yolsuzluk, üçkağıtçılık var ve saray talimatıyla yönetilen bir sistemle karşı karşıyayız. Bizim gördüğümüz açıkça durum şudur. Saray bir intikam davası peşindedir. Kobani duruşmasından hareketle şimdi de aynı zamanda Gezi davasını düşmanlık kararı haline getirmeye çalışıyor. Ve her iki davadaki arkadaşlarımızı bir düşman hukukuyla yargılamaya ve yargısız infaz etmeye çalışıyorlar. Biz buradan sesleniyoruz ve katılarak söylüyoruz. Mutlaka Can bu ülkenin vekili olarak o meclise gelecek. Bu ülkedeki mücadele sürdüğü sürece, bu ülkenin çocukları var olduğu sürece ve onurlu mücadele sürdüğü sürece Can o hakkı tekrar alacak ve biz bunun mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz bitmedi deyinceye kadar da bu davanın mücadelesi bitmeyecek. İtiraz edilen ve tekrar anayasa gönderilen başvuru hakkının mutlaka geri gelmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin kararında üçüncü kez itirazını kabul etmesine bağlı olarak bu durumun güncelleneceğini bekliyoruz. Dolayısıyla hem fiili meşru mücadelemiz, demokrasi mücadelemiz hem de aynı zamanda adalet ve
hukuk mücadelemiz devam edecek ve hep birlikte dayanışma içerisinde bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. İyi ki varsınız. Can'ın ziyaretine gittiğimde selamı vardı. Çok güçlü bir şekilde morali vardı. Sizlere selamlarını onun söylemiş olayım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Önce Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımayarak sermayenin saray iktidara bir mesaj verdi. Dedi ki bu devlet düzeni, bu anayasal düzen bu ülkenin sömürülen ve ezilen halkının, halklarının değil. Onların iradesinin olmadığı bir düzen bu düzen. Bu düzen sarayın kendi ihtiyaçlarına göre kendi anayasasını bile ayaklar altına alabileceği, istediği gibi o anayasayla kendi dava iddiasıyla oynayabileceği bir düzen. Sonra geldi bugün mecliste bir mesaj daha verdi. Dedi ki bu mecliste bu ülkenin işçilerinin, emekçilerinin, halkının Hatay'da şimdi birinci yılını dolduracağımız, birkaç gün sonra birinci yılını dolduracağımız bir büyük yıkımın kentinde, bir büyük kıyımın yaşandığı kentte ki Hataylı emekçilerin meclisi değil. Biz bu meclisi büyük sermayenin çıkarları için yönetiyoruz. Öyle çalıştırıyoruz. Dolayısıyla bundan sonra da öyle çalıştırmaya devam edeceğiz dedi. Şimdi biz de onlara buradan mecliste söylediğimiz gibi buradan da bir gerçeği hatırlatmak istiyoruz. Bu ülkeyi Hitler gibi yönetmek istiyorsanız sonunuzun Hitler gibi olmasına hazır olacaksınız. Bu ülkeyi Mussolini gibi yönetmek istiyorsanız sonunuzun Mussolini gibi olmasına hazır olacaksınız. Biz bu ülkeyi emeğin, barışın, kardeşliğin ülkesi yapmak için gerçekten halkların egemen olduğu, onların iradesinin egemen olduğu bir ülke yapmak için sizin bu iktidarınıza rağmen, bu politikalarınıza rağmen birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz ve biz kazanacağız. Siz kaybedeceksiniz. Çünkü bunları yapan iktidarlar çöken iktidarlardır. Bunları yapan hükümetler çöken sermaye hükümetleridir. Çöken burjuva hükümetleridir ve önümüzdeki yıllarda buna tanık olacaksınız. Biz de bunun gerçekleşmesi için gece gündüz çalışacağız. Bir kez daha Can'a selam olsun. Ve Can'ın şahsında cezaevlerinde olan bütün siyasi tutsak arkadaşlarımıza selam olsun. Onlara bütün coşkumuzla, bütün sevgimizle, bütün yoldaşlık duygularımızla buradaki dayanışmamız onların havalandırmalarını, onların kovuşlarını aydınlatsın. Sağ olun, var olun. Fazla söze gerek yok. Bu ülkenin tarihindeki yeni bir kara lekeye tanık oluyoruz. Siyasi iktidar bugün bu ülkenin bir anayasal rejim olmadığını, bir anayasası olmadığını çok net biçimde kabul etti. Daha evvel onları pek çok kez uyardık. Anayasa yoksa hükümet de yoktur. Cumhurbaşkanı yoktur, mecliste yoktur dedik. Ancak bizi dinlemediler. Bugün itibariyle bir gerçeğimiz var. Her ne karar almış olurlarsa olsun, Can Atalay, Hatay halkının, depremzede bir halkın milletvekilidir. Bu milletvekilliği bizatihi Hatay halkının emekleriyle ilmek ilmek, enkaz altından çıkan bir halkın mücadelesiyle kazanılmıştır. Ne bu ülkenin hukuk dairelerine çökmüş çetelerin aldığı kararlar, ne dün Fethullahçılara, bugün saraya kölelik edenlerin okuduğu kararlar bu gerçeği değiştiremeyecek. Can Hatay halkının milletvekili. Şimdi bize, yoldaşımız içerideyken, tüm mücadele arkadaşlarımıza bir görev düşüyor. Biz Can'a yaptırtmadıkları o vekillik görevini üstlenmek durumundayız. Bu ülkenin fabrikalarında, üniversitelerinde, bu ülkenin sokaklarında emekçileri, kadınları, ezilenleri Can gibi örgütlemekle mükellefiz. Tıpkı Mayıs ayında olduğu gibi, hani o dizleri tir tir titriyordu her birinin, birbirlerini satma peşine, derdine düşmüşlerdi. Yeniden o korkuyu o saraylılara, bu ülkenin anayasasını tanımayanlara vermekle mükellefiz. Can'ın yoldaşları olarak biz buradayız. Bizim mücadelemiz bugün başlıyor. Gezi'nin, Can'ın, yoldaşlarımızın bize öğrettiği bir şey. Bu daha başlangıç. Bunu söylemekten geri durmayacağız. Tüm mücadele arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum bir kez daha.
canı geri alacağız, memleketimizi geri alacağız ve bu soysuzlar, bu hukuk, anayasa, bu halk tanımazlar bu memleketten defolup gidecekler.